واتش بيج ثانية. Tamam, kapatıyorum. Evet, broadcast'teyiz şu anda. İnsanlar bize soru sorabiliyorlar. Güzel. Sorularını bekliyoruz insanlar. Efendim, şimdi karşımda Aslan Richard Dilek var. İnsan merak ediyor, niye Richard? Çünkü annem İngiliz. Peki. Dedemin adı Richard ve Ha tamam, dedenin adı, sorayım, tamam. aynen İnsanın göbek adı dedesinin adı olabilir. O sıkıntı değil. öyle. Hani ya şey gibi düşün. Hani dedemin adı son derece geçerli bir şey bak orada. Dedenin İngiliz olması önemli değil. Değil mi? Dedem isterse Ukrayna olsun. Hatta şey daha da eğlencelisi. Şey böyle mesela diyelim ki adamın adı şey böyle ne bileyim. Ubugun ve mesela Ugambo. mesela işte şey abi niye dedemin adıymış? Niye dedesi Nijeryalı falan. Ondan sonra düşünüyorsun. Allah Allah Allah. Devam edelim. Hunter demiştik. Hunter dedik. Aynen öyle. Hunter dedik. Şimdi bu Hunter ne menen bir şeydir? Ne yapar Hunter? Bir kere Hunter kimdir? O daha da önemli. Hunter kimdir sorusunun en basit cevabı. Hunter senin benim gibi insanlar abi. Yani hiç hayatlarında bir gariplik yok. Hayatları gayet monoton ilerleyen, işte her gün işe giden, okula giden ya da ne bileyim. Ya özetiyle hayatında doğaüstü hiçbir olayla da o bulunmayan ya da en azından bulunduysa da bunların daha hiç farkında olmayan insanlar. İlk Tamam. başta tabii ki de. Ya bir noktada götlerinden başlarından ışık çıkmaya başlıyor ama. Aynen. O baya sonra ama Tamam. evet bir ışıklı Işık. Tamam. götümüz var. Ama sonra bir olay oluyor. Mesela ne bileyim parkta dolaşıyor bu adam. İşten eve giderken kısa yol parktan geçiyor diye. Parktan geçiyor bu adam. Ondan sonra bir şey görüyor. İlk başta kocaman bir köpek olduğunu düşündüğü bir şey. Orada yürüyen zombilere saldırıyor. Ve ne oluyoruz lan derken bir hani Türkçesi vahiy diyebileceğim bir şey geliyor. Ha. Hani belki oradaki uçan bir gazete küpüründeki harfler yer değiştiriyor. Ya da ne bileyim ölmüş annesinin sesini duyuyor. Ya da Oğlum çok Amerikan ya. ya evet birazcık Neyse öyle. dur bu konuya döneriz. Ya da ezan sesini duyuyor mesela o Ezan da sesi olabilir. ha mesela ezan sesi olur. Ama namaz vaktinde değil. Dın dın dın. Neyse devam et abicim. Şey yapma. Ona gelen bu vahiy ona bir şey söylüyor. Hani mesela karanlığın şeyleriyle, çocuklarıyla savaş gibi bir şey söylüyor. Ya da ne bileyim masumları koru. Ya da doğru olduğunu bildiğin şeyi yap gibi. Hani çok daha kriptik şeyler de gelebiliyor. Mesela hani ölüm beyaz bir atın üstünde gider falan. Hani ne Evet, demek lan sonra arkadan Beyaz Şahin geçiyor. Dın dın dın. evet. Ezan sesinden sonra gerçekten uygun bir makrofon. Evet. Ama şey böyle Beyaz Şahin'in içinde sürücü koltuğunda vampir var. Ruha değil mi böyle Ve şey böyle hani herhangi bir vampir de değil böyle. Adam Kasımpaşa'da mesela Çivici Hasan diye biliniyor. Hani namı da yürümüş böyle. Maskeleri falan yalan. ha şey Ruha Abi neyse sen devam et buyur. Ben seni daha çok bölmeyeyim. Sesin bozuldu.
Alo. Ha, tamam. Tamam. Oldu. Diyorduk? Sesin hala bozuldu. Araba. Sesin yine bozuldu. Oğlum senin mikrofonda ne oldu bir anda böyle? What? Sen takıldın mı? Kafayı oynat bakayım be. Aslan düştü galiba. Oğlum 30 dakikadır konuşuyoruz adamla. Adam yayına girdikten sonra düştü, iyi mi? Neyse. Ben devam edeyim. Ya şimdi bu Hunter denen adamlar böyle bir şeye maruz kalıyor. Aha geri geldi. Bu Hunter denen adamlar böyle yani o zihinlerini reddedemeyeceği bir doğaüstü olaya maruz kalıyorlar. Hani ya şey gibi mesela ne bileyim mesela normalde vampirde ne Alo. varsayılır işte. Ha merhaba düştün geri geldin herhalde. Ben de diyordum ki bu Hunter'lar Düştüm geri hani geldim aynen. zihinlerini reddedemeyeceği kadar evet. Bu Hunter'lar zihinlerini reddedemeyeceği kadar net bir supernatural olayla karşılaşan adamlar aslında. Hani ne bileyim gördüğü vampiri adam yine mi düştü? Aslan yine mi düştün? Düştü. Neyse. Mesela gördüğü vampiri hani köşedeki got çocuklar veya ne bileyim işte gördüğü kurt adamı çok büyük bir köpek saldırdı diye rasyonalize edemiyor kafası. Yani normalde bu Masquerade'in işte mage'lerin saklanmasını sağlayan şey neydi şimdi unuttum ama hani o tip şeylerin çalışmasını sağlayan insan beyni mekanizması bir noktada error veriyor. Yani diyor ki abi tamam hani bırak. İnansın bu Evet. herifte diyor. Aslan sesin geldi bir daha ses ver. Aslan sesin gelmiyor. Aslan sesin bozuk bozuk geliyor bana. Facebook chatinden yazsana. Bu daha pratik olacak. Yani teknik denemelerin bu tip saçmalıklara engel olması lazım. Yani tam olarak bu tip saçmalıklara engel olması lazım. Belli ki olamadı. Alo. Sesim geliyor mu sana? Alo. Sesim geliyor mu? Senin Lo. sesin bir garip geliyor. Benim... Ha, tamam şimdi oldu. Asıl senin sesin Ne oluyor garip anlamadım geliyor. ya. Öyle mi? Nasıl geliyor benim sesim? Ya böyle kesik kesik, mekanik, böyle ilginç falan geliyor arada. Ama şu an iyi, şu an iyi. Şu an iyi mi? Tamam. Büyük ihtimalle Benim senin internet... internet bağlantında bir yanlışlık oldu. Neden öyle oldu anlamadım. Bütün gün gayet iyiydi. Neyse. Oğlum Hayır, ya. deneme yaparken de öyleydi. Öyle mi? Allah Allah. Evet. Hayır, deneme yaparken iyiydi yani. Deneme yaparken problem Ha, yoktu. deneme yaparken iyiydi. Tamam. Dur bakalım. Neyse şimdiki sorun yok diyor. Tamam, şimdi ben diyordum ki insan zihni hani rasyonel edemeyeceği bir süpernatürel olayla karşılaşıyor. Hani mesela ne bileyim gördüğü vampiri ya köşedeki gop çocuklar beni korkuttu veya ne bileyim işte gördüğü kurt adamı abi çok büyük bir köpek saldırdı diye rasyonalize edemeyecek noktaya geliyor. O noktada bu normalde bu süpernatürel varlıkların insanlar arasında saklanmasını sağlayan o örtü mekanizması insanın kafasındaki error veriyor. Diyor ki ya tamam abi siktir et bu herif de inansın amına koyayım ne olacak diyor. Gibi. Heh. Sonra bir Şimdi şey oluyor bu herifin götünden başından ışık çıkmaya başlıyor. evet. Şimdi normalde bir insanı kurt adam görmekten koruyor. Masquerade sayesinde insanlardan saklanıyor falan ama illa ki bir şekilde hani bir çatlak oluyor, bir sızıntı oluyor. Bunu olayı görüp hatırlayan birisi oluyor. Veya görüp hatırlamaktan daha çok bir şey oluyor. Çünkü o sırada ona birileri ulaşıyor. Hunter'lar bu hani ne olduklarını bilmediği kuvvetli messenger'lar diyor. Ya da heralds diyorlar. Messenger'lar seçtikleri Hunter'ı imbuing dediğimiz olaydan geçirtiyor.
İşte bu gördüğü şeyi senin dediğin gibi rasyonalize etmeye çalışmıyor. Onun yerine davranmaya çalışıyor. Atıyorum ne bileyim bir tanesi oradaki masum adamı kurtarmaya çalışıyor. Ya da bir tanesi kurt adama saldırıyor. Ya da bir tanesi durumu uzaktan izliyor, gözlemliyor, ne olacak burada falan diyor. Her birinin farklı bir yaklaşımı oluyor. Ama olaya normal bir insan gibi çığlıklar atıp kaçmak yerine tepki gösteriyorlar. Bu tepki göstermeye de işte dediğimiz gibi imbüyün deniyor. İmbüyünden sonra tabii o insan artık hiçbir zaman normal bir insan olamayacak bir daha. Yavaş yavaş bazı güçler edinmeye başlıyorlar. Tabii ilk başta böyle güçlere sahip olduklarını bile farkında olmayabiliyorlar. Mesela bazı güçler var. Mesela Innocent'ın Fool's Luck diye bir gücü var. Yaptığı şey şu. Aşırı şanslı oluyorsun random bir durumda. Mesela peşinden bir yaratık kovalıyor. Hemen doğru anahtarı alıp yerine sokman gerekiyor. İşte bir sürü anahtar karıştırmak yerine tesadüfen doğrusu geliyor. Ya da ne bileyim işte sağ sol bir çatallık oluyor. Hangi tarafa dönsen diyor. Rastgele bir tarafa dönüyor. O taraftan işte sadece onun geçebileceği bir boşluk oluyor. Bak yine Çöp vurdu. içindeki yaratık geçemiyor. Böyle güç kullanarak kendimi şanslı yaptığım olarak bilmiyorum. Bir şekilde şanslıyım diye biliyor ve bunu çok daha ileriki vakte kadar aslında kendi kontrolünde olduğunu da fark etmiyor. Anlıyorum. Şöyle, Innocent dedin. Hunter'ların türlerini de say bari, hazır eldeymişken. Hayır. Şimdi hatta onun için karakter kağıdını şey yapmak istiyorum. Bu arada sesin yine bozuk bozuk gelmeye başladı hafiften. Sesin bozuk geliyor, hala bozuk geliyor. Nasıl yapıyoruz onu? Şimdi iyi oluyor. Efendim? Şimdi güzel geliyor sesin. Tamam. Gözüküyor mu şu an? Bakayım. Tamam. Ekranda farklı gözüküyor mu? Evet gözüküyor. Sana odakladım şeyi. Tamam. Şimdi standart karakter kağıdı. Yani bu kısımları direkt atlıyorum. Erol çok uzun anlatmıştı Peki. zaten. Şimdi bizim asıl ilginizi çeken kısım bu. Creed. Peki Creed nedir? Hunter yapan şey nedir? Şimdi, üç tane virtue var. Mercy, Vision ve Zeal olacak şekilde. Burada yazıyorlar. Her bir Virtue'ya ait üçer tane Hunter var. Tabii Hunter'lar kendilerini ben Zeal'ım, sen Vision'sın şekilde ayırt etmiyorlar. Bu bizim oyuncuların sistematik olarak daha rahat etmesi için yazılmış bir şey. Tabii onu bilemezler. Evet. Hani bir ne bileyim Toreador, ben Toreador'um der ama bir Hunter ben Judge'ım demez. Hani ufak bir fark var Peki. orada. Şimdi ne diyorduk? Hunter tipleri diyorduk. Şimdi Ama şöyle düşün, Mercy'den sonuçta mesela Malkavian olduğunu Sire öyle dediği için biliyor. yani teknik olarak ama Hunter'ın bir Sire denebilecek bir İşte şey olmadığı için aynen öyle. bilemez. Neyse Ama devam et buyur. ileriki yıllarda hani imbüyün dediğimiz olay 1999'da başlıyor. Onu da birazdan özet geçeceğim. 2003'lü falan yıllara doğru Hunter'lar gruplaşmaya başlıyorlar. Hani aralarında farklı farklı düşünenler ve benzer düşünenlerin olduğunu fark ederek gruplara ayrılıyorlar. Ama yine de hani ben Judge'ım, işte sen Avengers'ın gibi bir şey olmuyor. Peki. Şimdi Mercy'yi sayalım. Üç tane Mercy Creed'imiz var. Creed dediğimiz şey bu Hunter tipleri. Birincisi Innocent. Innocent'ların bakış açısı tamamen şey üzerine. Neden onlara da yani neden onlara yaratık gözüyle bakıyoruz? Neden doğaüstüler bir düşman olsun ki? Aralarında neden bize yardım edecekler olmasın? Neden barış için yani neden barış sağlamaya çalışmıyoruz? Neden hepsini öldürmek zorunda hissediyoruz kendimizi diye düşünüyorum. Şimdi ilk başta hani
çoğu kişi Innocent'ı bu ne ya, böyle şey mi olur, hani Hunter dediğin adam avlar falan diye yaklaşıyor da Innocent aslında en kompleks Creed'lerden bir tanesi ve aslında en eğlencelerinden bir tanesi. Çünkü ne yazık ki Innocent'lar gerizekalı. Çok zeki olabilirler gerçekten, hani Intelligence 5 bile olabilir bir Innocent ama hani safsın abi, hani adı üstünde Innocent. Yani sen gidip de bir kurt adama merhaba ben avcıyım dediğin zaman o adam seni ya parçalıyor ya da hani iyi niyetli bir kurt adamsa bak arkadaşım böyle olmaz falan diyor. Ya da bir vampire dersen bunu merhaba ben avcıyım ben hunter'ım ben sizin ne olduğunuzu biliyorum dersen arkandan Bloodhunt başlatıyor. Peki o zaman sana şu şeyi göstermek istiyorum. Bir saniye. Screen share nerede? Screen share. Ha. Bak abi olaya. Şu evet. Görmüş olduğun kıçından başından ışık çıkan Pokemon. Evet. Tamam. Buyurunuz devam edelim. Evet. Ne dedik? Innocent dedik. Innocent dedik. Innocent'tan sonra Redeemer'lardan bahsedeceğim. Evet. Redeemer'lar Innocent'ın kafasına yakın. Ama şöyle yakın. Bunlar diyor ki, evet onlar canavar, onlar yaratık. Ama bir zaman insandılar. Neden onları tekrar doğru yola sokmayalım? Hani barış eli uzatmak değil. Onları adam edelim. Ha, adam olmuyorlarsa o zaman mecburen gebertmek zorunda kalabiliriz. Ama İslam'ın sopası. Birazcık. Bu adamlar bayağı misyoner kafası doluş. Yani gidip bir vampire abi bak sen senin ya bu dolun ya yolun doğru yol değil. Hani gel bizimle beraber vampir avla falan diyor. Ya da ne bileyim diyorlar. Diyorsun şey. Abi şeyin kimin oyunundaydı? Şimdi kimin oyununda olduğunu unuttum bir oyunda şey böyle biz vampiriz. Hunter karakter geldi. Bir memur kılıklı bir amca önümüze oturdu. Dosya açtı bir tane. Dedi ki, şimdi evlatlarım bakın siz şu tarihte şunu emmişsiniz, bu tarihte bunu kesmişsiniz, bu tarihte bilmem ne yapmışsınız. Bakın yapmayın etmeyin. Kötü şeyler bunlar diye. 15 dakika nutuk çekti. Dedi sonra, bak bir daha olmasın gözünüz üzerinizde gitti sonra. Bu arada biz şey yazıyor, what the fuck? Senin screen hala açık. Neyim açık? Green share. Açık olsun ne olacak? Ben ne bileyim farkında değilsin de belki. Ya face'e bakıyorum. Neyse. Kapatayım bari madem rahatsız etti. Yok rahatsız olduğumdan değil. Bir saniye. Chance al. Tamam. Bir saniye yan taraftan sorular gelmiş. Bakalım. Erol'un sorusuna cevap ver mesela. Erol ne demiş? Erol demiş ki. Bir sen seçeyim. Erol demiş ki, kurt adam olarak itiraz ediyorum. Ben de hunter olarak avlıyorum. Tamam. Erol cevabını aldım. Yürü git şimdi. Kapat. Redeemer'la... Bir saniye bekle. Emrecan da soru sordu. Hatta iki tane. Seçiyoruz. Emrecan demiş ki, Innocent'lar hakkında ileri geri konuşmayalım lütfen. Innocent'lar benim favori kritlerimden biri ya. Ne ileri geri konuşması? Tamam. Cevabını aldın mı Emrecan? Estağfurullah. Tamam. Emrecan'ın diğer sorusuna geçeceğiz. Emrecan'ın diğer sorusu diyor ki, sadece bir virtue seçip devam edebilir miyim yoksa hikaye ilerledikçe değiştirebilir miyim? Diyor. Tamam. O zaman ben tipleri sayayım bu soruya tamam. Sonra gelelim. Tamam. O zaman şimdilik dan diyorum. Emrecan bizi dinlemeye devam etsin. Tamam. Oha çok iyi izleyici toplama yöntemi var. Hani sonra cevap vereceğiz falan deyip. Değil mi? Neyse ne diyorduk? Redeemer diyorduk. Redeemer'lar da misyoner kafası olan hunter'lar. Redeemer'lardan sonra Martyr'lar var. Martyr'lar adı üstünde kendilerini, daha doğrusu görevlerini hayatlarından daha önemli olarak görüyorlar. Ve görevleri için hayatlarını feda etmeyi uygun görüyorlar. Yani abi kısaca de, şehit desek. Gibi. Hani evet. Martir şehit. Hani tam Türkçe karşılığı şehit oluyor. Yani.
Yani bu illa başka avcıları korumak için de olmayabilir. Yani masum olduğunu düşündüğü bir vampirin önüne de atlar. Yani şey, vampire gelen kurşun önüne de atlar bir martir. Ama hani suicide bomber kafası oldukları için kendilerine hasar veren güçleri var. Ama bu güçler karşı tarafa daha da çok hasar veriyor. Hani zaten suicide bomber olmanın maksadı o değil mi? Aynen öyle, aynen öyle. Ve ben bir martirin asabını bozmazdım diye. Martir'den sonra Mercy Creed'leri bu kadar. Hani özetle anlatmak gerekirse. Şimdi Vision'daki Creed'lerden bahsetmek istiyorum. Aslında Vision'ı sona bırakayım. Yani. Vision'ı sona bırakayım çünkü en güzel Creed'ler orada. Tamam. Zeal'a geçeyim. Zeal kafası olan Hunter'lar Zealot oldukları da hani biz ava bağlıyız, hani bir canlı olsa götümüzü veririz kafasında olan tipler. Kendilerini tamamen kaptırmışlar. Hani innocent'ların bir nebze doğal, şey, normal hayatı olabiliyor. Hani hala komşularına selam falan veriyorlar. Zeal avcıları kafalarını tamamen bozmuş oluyorlar. Zeal'ın ilk creed'i Avenger. Avenger'lar genellikle imbüyünlerini ne bileyim, bir vampirin kendi karısını öldürmesiyle yaşıyor ya da o çocuklarını bir kurt adam katlederken izliyor. Ha diyorsun intikam! Aynen öyle, aynen veyahut, öyle. Veyahut ben Tatar Ramazan, ben bu oyunu bozarım. Bir Hunter olarak Tatar Ramazan, tokatlayarak Ramazan indiriyor. Tokatlayanlar bayağı martir ya. Eğlenceliler onlar. Şey düşünsene bak. True Fate ikili şey, tokatlaya tokatlaya adam döven şey, Türk bıyıklı. Tatar Ramazan. Neyse, buyur devam et efendim. Öyle şeyler de var ya, onlardan da bahsedeceğim. Ne diyordum? Avenger'lar tamamen yok etmek üzerine kurulu olan güçlere sahipler. Çünkü kafaları tamamen yok etmek üzerine kurulu diyeceğim ama aslında değil. Avenger'lar birazcık at gözlükler, evet. Ama Wavered'lardan farklılar. Hani Avenger'ların birinci amacı her zaman insanların hayatta kalması. Hani ben insanlar için savaşıyorum diye düşünür Avenger'lar. Ve yanlış anlaşılma olmasın, Avenger'lar böyle gördüğü bütün yaratıklara saldırır diye bir şey yok. Hani taktisyen Avenger de olabilir. Hani Allah yaratık gördüğüm üzerine atlayacağım diyen Avenger, hani oyuncularını çok görüyoruz ama böyle olmak zorunda değiller. O direkt şey kafası lan. Chaotic Idiot kafası. Evet, Chaotic Idiot Avenger çok. Ama gayet lawful çok Avenger olabiliyor. Dediğim gibi taktisyen olabiliyor, işte infiltrate and destroy kafası olabiliyorlar. Avenger oynamak doğru oynanırsa bayağı keyifli olabiliyor. Yanlış oynanırsa ikinci seansta ölüyorsun. Anlıyorum. Zeal'ın bir sonrakine geçersek... Değil mi? Judge. Hı? Diyorum, asıl önemli olan da o değil mi? Ya eğlenerek Hunter olunca sıfır sıfır dökülüyorsun birazcık ya. Hani Hunter'ların ne yazık ki eksikliği o. Ölüyorlar. Çok rahat ölüyorlar. Hani ne bileyim, vampirin fortitude'u var, işte werewolf'lar zaten regenerate ediyor her bir boku. Mage'ler işte otobokun büyücüsünü yapıyor. Ya her şeyin bir supernatural koruması var. Hunter'ın o kadar az koruması var ki. Kafaya bir mermi de ölüyor adam. Yani kafaya bile olmak zorunda değil. Yani bir mermi ateş ediyorsun, oradan kan kaybına ölüyor. Yani. Abi i̇şte adam insan. Hani. Adam insan. Adam düz insan yani. Başka bir şey. Yani düz insan dediğim adamın kıçından başından ışık çıkıyor ama bir yere kadar düz insan yani. Ne diyordum? Avenger'lardan sonra Judge'lar geliyor. Evet. Judge'lar benim favori Creed'im. Çünkü adamlar mantıklı adamlar. Diyorlar ki dur arkadaş, bütün yaratıkları öldürmeyin. Ya da en azından öldürmeden önce bir bakalım, bu yaratık gerçekten kimseye zarar verdi mi? Ya da ne bileyim, bu yaratık öldürülmeyi hak ediyor mu?
ikinci bir şans hak ediyor mu? Ya Hunter'ların genellikle ya liderleri ya da önemli kararları veren tipler judge oluyor. Adı üstünde yargıç. Anladım. Bu yaratık ölmeli mi ölmemeli gibi kararları veren olan Hunter'lar. Ve bayağı keyifli oynamaları. Bakayım. Yani Zeal'ın nispeten yani başka yaratıklara şans vermek istiyorum diyorsanız en uygun olan judge. Ama çok küt kafalı judge'lar da olabiliyor mesela. Hani illa hani siyah beyaz judge'lar da olabiliyor. Mesela bütün vampirler kötü, onlar ölsün. Ama ne bileyim, mecler o kadar kötü değil diyen judge'lar da olabiliyor. Mantıklı. Ben olsam ben de öyle derdim. Değil mi? Mage'e sataşmamak gerekiyor. Hayal et. Şimdi şöyle düşün. Mage dediğin adam geleceğe bakıyor. Tamam mı? Yani, sakat. Hani geldiğini bilen adam var. Neyse buyur devam et sen. Bu esnada hayvan gibi seyirci kaybettik. Şu an 3 kişi izliyor. Neyse buyur devam et. Bakalım ne diyordum? Ha. Üçüncü şeye gelirse, kıyıda gelirse, Zeal'ın, Defender. Defender'lar baba yiğit adamlar. Adamlar diyor ki, sen bir vampir olabilirsin ama bu çizgiyi geçmeyeceksin. Yani benim aileme girmeyeceksin, benim arkadaşlarıma dokunmayacaksın diyor. Bu sınırı aşmadığın süreçte ne bok yersen ye, ama bir sınırı aşarsan ağzını gözünü sike. Bu Defender'ın, hani dediğim gibi hani home field player adam kendisi. Tamam. En iyi savunma iyi bir saldırıdır kafasında oluyorlar genelde. Mantıklı. Defender'a bulaşmamak lazım. Ya çok ilginç güçleri var gerçekten de. Güçlerinden birkaç tanesinden bahsedelim. Şimdi Vision'a gelmek gerekirse. Vision en eğlenceli creed'leri barındırıyor. Şimdi birincisi Visionary. Visionary'nin kafası bilgi toplamak. Ben neden bu yaratıklar var? Niçin buradalar? Biz neden seçildik? Biz neden avcıyız? Avcılar neden daha önceden yoktu? Yoksa var mıydı? Avcıların şeyleri bunlar. Önderleri. Bu adamlar gerekli soruları soranlar. Mantıklı işleri yapan adamlar, visionerler. Zaten güçleri de işte geleceğe bakma, geçmişe bakma gibi garip güçleri var yani. Takımda bir tane visionary bulundurmak şart. Şimdi visionary'nin biraz daha ekstrem olan şeyimiz var, adcılarımız var. Hermitler. Hermitlerin bütün olayı, Hermit ve Wayward'dan bahsedeceğim şimdi. Bunlar ikisi şey demiş ki, Hunter kitabı demiş ki, arkadaşlar bunlar pek playable değil, isterseniz bunlara ayrı kitap yaptık. Korolduk'a koymadık bunları. Hani bunlar o kadar playable değil ama istiyorsanız hani bir bakın demişler. Tamam. Ya bayağı opsiyonel yani. Bayağı opsiyonel çünkü playable olmamaları için çok mantıklı sebepler var. Mesela? Hermitler insanların içine giremiyorlar. Ya da Hunter'ların içine giremiyorlar. Çünkü Hermitler Messenger'lar tarafından bilgi deposu olarak seçilmiş olanlar. Hani... Ha bu arada Hermit dediğin münzevi oluyor. Evet. Onu da belirtelim. İnsanlar yani Hermit deyince anlamayabilirler. Münzevi. Münzevi. Buyurun devam et. Yaptıkları şey şu. Hani Messenger'lar demiş ki biz avcılara bir şekilde vahiy yoluyla bilgi veriyoruz. Ama hani bu daha çok bilgi verdiğiniz bir adam olsun. O yüzden Hermitleri seçmiş ama ne yazık ki insan kafası bu kadar çok şeyi kaldıramadığı için Hermitler kafayı kırıyor. Çok mantıklı. Ve sıkıntı şu. Messenger'lar genelde mesela sokakta yürüyen bir Hunter bir vampir görürse Messenger'lar hani işte yürüyendir ölü, ölümlülerin kanıyla besleniyor gibi şeyler söyleyebilir nadiren ama Hermitlerin durumu o değil. Hermitleri durmadan, her dakika başına ne zaman doğaüstü bir şey yaklaşsa Messenger'lar kafasına ütülüyor adam. Bu yüzden bunlar da toplumdan ve doğaüstülerle karşılaşma ihtimallerinin minimal olduğu bir yere
çok uzaklara gidiyor. Bu yüzden adı üstünde Hermit yani. Hermit'in dediğim gibi playable olmamasının sebebi partiye girememesi gibi bir şey. Çünkü başka hunterların yanında da kafayı kırıyor. Normalde vampirin yanına gidilecek, bilmem ne yapılacak. Hani... Hermit'in sıkıntıda ne işe yarar desen, Hermit bayağı şey adam, hani evde bilgisayar başında şeyleri bozan, kameraları bozan, bak şu yaratık şurada diyen adam falan olduğunu güçlenebilir. Abi, aslında çok mantıklı lan. Evet. Keyifli yani. Hermit oynamak güzel olabilir eğer hani partiyle minimal derecede görüşmeyi kabul ediyorsan. Kombata girmeyecek karakter. Neredeyse. Üçüncü olan Vision Creed'imiz ise Wayward'lar. Wayward'ların adının Wayward olmasının bir sebebi şu, durmadan geziyorlar. Çünkü bir noktada durmak onlar için sağlıklı değil. Bunun da sebebi şu. Messenger'lar Wayward'ları liderler olarak seçmişler. Avcıların liderleri olarak seçmişler ve buna gerek kalmadı galiba. Ya böyle bildiğin yukarıdan emir geldi, patron benim kafası diyorsun. Gibi. Başka avcılara tamamen işte ne bileyim saldırın ya da şunu yapın, bunu yapın gibi başka hunterları bufflayan özellikleri var. Tamam. Ama sorun şurada. Wavers'lara Messenger'ların verdiği bir hediye diyeyim. Second Sight dediğimiz şey onlarda her zaman açık. Şimdi Second Sight nedir? Second Sight, Hunter'ları diğer normal insanlardan ayıran bir şeydir. Şu karakter kağıdını tekrar... Abi yani. Kısacası Second Sight, avcıların sağa sola baktığı zaman canlıları gerçek doğalarıyla görmesini sağlayan güçleridir aslında. Gibi. Vampire bakıp vampir olduğunu anlamak, kurt adama bakıp kurt adam olduğunu anlamak falan. Tam olarak öyle değil ama yaklaştık. Şimdi bu Conviction... Yok bayağı öyle ya. Conviction dediğimiz bu pool var. Buna harcayarak Second Sight'a geçiyoruz. Second Sight'ın yaptığı şey şu, ilk başta zihinsel koruma yaratıyor. Ne bileyim, büyücüler zihnine giriyor, giremiyor, vampirler sana dominate atamıyor. Ne bileyim, kurt adamların deliriyumlarından etkilenmiyorsun. Bakayım. Zihinsel koruma veriyor, ne bileyim, enchant olamıyorsun dediler tarafından, enchant edileniyorsun. Ve ikinci yaptığı özellik şu, etrafındaki doğaçlar, senin dediğin gibi doğaçlar varsa evet bu normal bir insan değil, bu da bir yanlışlık var şeklinde algılıyor. Ama ne bileyim bu bir kurt adam demiyor, bu bir vampir demiyor, sadece doğaçta olduğunu belirtiyor. Abi karşıdan kıllı adam geliyorsa kurt adamdır ya, hani o kadar zorlamaya gerek yok ya. Ya bak bu bir noktada şeye denk geliyor hani böyle ne bileyim işte yeni campaign'e başlanmıştır, işte DM oyuncular ne der ki? Karşıdan yeşil renkli yaratıklar geliyor. Ork mu Hobgoblin mi? Karşıdan yeşil renkli yaratıklar geliyor çünkü karakteriniz bilmiyor. Lan bir siktir git lan ork mu Hobgoblin mi? Söyle amına koyayım diyorsun ondan sonra. Hani gerek yok yani. Dişliyse vampirdir arkadaşım. Ya teknik olarak baya hani takım elbiseyle saçı sakalı düzgün olan kurt adamlar da olabiliyor. Ama, ya tamam da Second Sight'ı açtığında götünden başından kıl fiş kırıyorsa kurt adamdır o yani. Second Sight açtığında öyle şeyler gözükmüyor. Gözüküyor. Sadece bozuk gözüküyor. Sen şeyden bahsediyorsun. Discern ve benzeri bazı edge'ler var Hunter'larda. Özel güç olanlar. Mesela başka bir şey mi o? Peki tamam. Sen devam et o zaman. Bu özel güçleri kullandıkları zaman, Second Sight'la beraber kullandıkları zaman dediğin gibi mesela kurt adam biraz kıllı görebiliyor. Öyle anlıyorlar. Şimdi Second Sight dediğimiz şey dediğim gibi hani etrafta şey görmek. Etraflı doğaçlı görmesini sağlıyor. O zaman bir saniye. Çağlar Kullu soru versin. Seçiyoruz. Çağlar Kullu demiş ki bütün bu güçler Allah vergisi mi yoksa babadan kalma Winchester'ı kapıp yanlarına gidip zaman içinde bir şeyler kapabiliyor muyuz demiş. I see what you did there Winchester. Buyurun cevap verin efendim. Aslında ikisi de. Sonuçta Hunter'ların evet, doğaüstü güçleri var. Mesela işte ellerinden ışık fırlatan güçleri var. Bunlar evet, Allah vergisi diyebiliriz bunlar. Hani messenger'lar, messenger'ları Allah olarak kabul eden hunter'lar var zira. Ama
ne bileyim babadan kalma Winchester'ı kapıp da indi olduktan sonra tabii kullanabilir. Ama Mortal Hunter dediğimiz konsept, yani imbued olmayan hunter'larda yok, yok değil, varlar evet. Ama onlar çok daha az dayanıyorlar, çok daha az yaşıyorlar. Zira Second Sight gibi korumaları yok. Mesela bu Second Sight'ın tabii artıları olduğu kadar eksileri de var. Mesela benim oyuncularımdan bir tanesi Taksim'de bir evin çatısına çıktı. İstiklal Caddesi'ne bakarken Second Sight açtı. Oradaki sokakta dolaşan yüzlerce vampiri gördü. Ve zannettiğimizden çokmuşlar şeklinde kafayı yedi. Mantık. Şimdi bu Wayward dediğim Creed... Ama bak mesela, şöyle düşün. Eğer bu adam gerçekten Türk olsaydı, bakıp, of ulan of, bunların hepsine mermi yakmak gerekecek. Sen bir kurşun kaç para biliyor musun demesi gerekiyordu işte. Neyse efendim, buyur devam et. Saçmalamayayım ben. Bu Wayward dediğim Creed, bu arkadaşların Second Sight'ı her zaman açık. Her yerde yırtıkları görüyorlar, her zaman görüyorlar. Kapatmak gibi bir şansları olmadığından dolayı kafayı yiyorlar. Ve çözümü hepsini yok, yani öldürmeli şıpıdık öldürmeli şeklinde, çözümü bu şekilde biliyor. Mesela bir Wayward'la bir Avenger'ın farkı nedir diye sorarsan, bir bina dolusu vampir vardır mesela. Ve bu, ama aynı zamanda bu binada başka insanları da tutsak olarak tutuyorlardır ya da işte hostage olarak falan. Avenger bu insanları kurtarmaya çalışabilir. Çalışma olasılığı çok daha yüksektir. Başka şeylere başvurur. Bir Wayward binayı havaya uçurur. Çünkü oradaki insanlar ölürse fark etmez. Önemli olan vampirlerin ölmüş olması. Tabii ki. Hani the greater good ile the greater evil arasında ince bir çizgide giden arkadaşlar Wayward'lar. Ve en az evil olan ırk diyebilirim. Irk demişim işte. Irk. Başka sorular gelmiş galiba. Hemen inceleyelim. Evet, gelmiş. Diyor ki Emrecan, la Çağlar'ın sorusunu kapatmayı unutmuştuk. Kapatalım onu. Emrecan diyor ki Ekin'in sorusunu genişletiyorum. Second Sight ile gördüğüm kıllı Werewolf'a lazer epilasyon yaptırmak sevap mıdır? Evet, Emrecan'ın cevabı verilmiştir. Kapatıyoruz. Emre çık dışarı. Tamam, devam edelim. Ha, Ekin Ergün bir soru sormuş. Ekin Ergün demiş ki, Second Sight ile medyumluk yapmak caiz midir? Second Sight ile medyumluk, ya Second Sight tek başına medyumluk yapmaya yetmez ama Hunter olup da medyumluk yapan mesela Innocent'lar olabilir. Yani bu işe bulaşmış olan birçok Innocent olabilir, neden olmasın? Doğru. Peki mesela bir medyum Hunter olacaksa mesela ne olma ihtimali daha yüksek olur? Ya medyumluk şeyini düşünürsek, çabasını. Ya teknik olarak daha önceden doğaüstülerle ilişkisi olanların sonradan Hunter olma olasılığı çok düşük. Hatta neredeyse. Yok, hayır, şey açısından diyorum mesela. Ama hani önce Hunter olup sonra medyum olanlar. Yok diyorsan, yok, mesela şöyle düşün. Bir tane medyum var. Bu adam görmeli mörmeli işler yapıyor mesela. Görmeli bilmem neli Hunter olmak istiyor. Ne olsun? Kim görüyor Hunter'larda? Visioner olabilir. Visioner olma olasılığı çok yüksek. Tamam. Judge olabilir. Olma ihtimali var. Innocent olabilir. Bu üçü uygun. Pek güzel. Ekin'in sorusunu cevapladığımız varsa hep devam ediyoruz. Güle güle Ekin. Devam edelim. Buyurunuz efendim. Evet. Creed'leri sanırım hepsini özetlemiş bulunuyor. Tamamdır. O zaman şuradan devam edelim. Bu Hunter çok Amerikan bir kafayla çalışıyor. Evet. Yani, aha bir saniye. Emre Can soru sormuş. Emrecan demiş ki,
O vampirlere bakıp terastan seni yeneceğim İstanbul diye bağırması lazımdı demiş Emre. Soru olmadığı için devam ediyoruz. Valla o işin Tamam. tepkisini pek hatırlamıyorum ya. Önemli değil. Abi şöyle diyeyim. Bak mesela sen bak başta ne Tolga Tosun'dan soru geldi. Tolga Tosun diyor ki bu medyumluk hayvanların gözünden görmek gibi. Hayır, Hunter'ın hiçbir özelliği başka bir hayvanın gözünden Çok görmesine daha sebep güzel olmaz. olur. O yüzden soruyu geçiyoruz. Geçemiyoruz. Bug yaptı. Yani ne yazık ki Hunter'ın Tamam geçtik. Şöyle düşün mesela bak ya hani kullanılan imagery çok şey yani. Çok Amerika mesela işte gözünün önünden uçuşan gazete geçerken harfler bir araya gelip mesaj oluyor. O geçiyor. Ya da ne bileyim işte. Ölen annenin sesini duyuyorsun. Niye? Çünkü Amerikalıların saplantısı var. Bizi yukarıdan izliyorlar diye. Kodu bu yobazları. İşte ne bileyim. Hani bunu mesela Türk kültürüne, Türk gerçeğine, yani neyse ne bileyim. Yolda gece vampiri görünce ulan sen ananı avradını diye tokat atan adam mesela. Hani bu var mı? var tabii, niye olmasın? Mesela bu Tamam. adama mesaj gayet şey şeklinde gelmiş olabilir. Bazı hunterlar, mesela en basitten ateist olan hunterlar, duydukları sesi kendi sesleri şeklinde duyuyorlar. İç sesleri şeklinde duyuyorlar. Kendi düşüncelerimi o şekilde düşünüyorlar. Mesela bu adam bayağı o şekilde şey yapmış olabilir. Ya da ne bileyim, dinlediği İbrahim Tatlıses kaseti birdenbire cozurtup vampir öldürmek sevaptır falan gibi bir şey söylemiş olabilir. Ya da dediğim gibi işte ezan sesi duyup ezan sesinin olan başka bir şey ifade et. İlla şey olmak zorunda değil. Mesela bir duygu canlandırabilir bu messenger'ların ilettiği şey. Görsel bir şeyi de canlandırabilir. Hani kör ve sağır bir adam messenger'lar tarafından ulaşılmaz mı? Niye ulaşılmaz? Mantıklı. Peki mesela Kültürel olarak şey dönersek. örnek isteyeceğim senden. Mesela şu an oynadığınız oyunda başınıza gelen en bu sadece İstanbul'da olur mevzu neydi mesela? Aklında var mı öyle bir şey? Böyle düşünüyorum. Ben bunu kafamın bir yerinde tutayım, bir yandan düşüneyim. Tamam, Sen başka tamam. soruları şey yap. Mesela benim aklıma şöyle bir örnek geldi. Vampir kovalarken vampirin Mecidiyeköy'de karşıdan karşıya atlaması Masquerade'i yararak Hunter'ların akan trafikten böyle bir tane sigara yakıp işte bir şerit geç bekle araba geçsin bir şerit daha geç biraz daha bekle diyerek karşıya geçmesi mesela. Ve bu esnada bol bol D10 atmaları. Eziliyor muyum, ezilmiyor muyum diye. İşte ne bileyim mesela o şeyi çok aşırı şanslı olan Innocent'ın 3 tane minibüsün arasında kalıp böyle ama öteki taraftan normal bir şekilde çıkması minibüsler geçtiğinde falan. Mümkün, çok mümkün. O Evet. sadece İstanbul'da mı olur? İstanbul'da olur dediğin soruya bir cevap geldi Evet, buyur. aklıma. Burak Türkgöz'ün bana bir ara oynattığı bir Hunter oyununda. Bir judge oynuyordum. Judge'ların balance dediğimiz bir özellikleri var. Yaptıkları şey şu ki bayağı da kuvvetli bir güç. Üçüncü seviyede açılıyor. Gücün yaptığı şey şu. Mesela sen bir vampirsin diyelim. Ben sana balance atıyorum. D10'larımızı alıyoruz, atıyoruz. Ben ne kadar success elde ettiysem sen o kadar saat boyunca doğaüstü güç kullanamıyorsun. Oha çok iyi lan. Evet. Mesela Belki skeleti ve açmayan birisi cocklocked diye. Kalk bu güzelmiş. Ne bileyim, skeleti açamıyorsun, fortitude Hı. açamıyorsun falan filan. Bu arkadaş, Burak'ın bizi oynadığı oyunda, bir camide ezan okuyan bir malkav Peki. vardı. Hutbede veriyor muydu Çıkmış. cumaları? Efendim? Hutbede veriyor muydu cumaları? Vallahi bilmiyorum. Ondan sonra Çünkü şey, İslam'ın balıkla imtihanı. Tamam. Buyurunuz efendim, devam edin. fazla Aklımda. yaşamadı. Zira minareden çıktığını gördüğüm an balance'ı yapıştırdım.
gibi kaldı orada. Tabii Burak'ın suratı inanılmaz zordu. Siktir lan, ben onu hesaba katmamıştım diye. Burada düşündü ne yapsam lan diye. Sonra öldürdük. Mantıklı, mantıklı. Eğlenceli zaman. Başka güçlerden bahsetmek gerekirse, ne diyeyim, Judge'ın signature move diyebileceğim şeyi Belt. Defender'larda Wards diye bir özellik, yani, özellik var. Belli bir yarı çapa, kendi etrafındaki bir yarı çapa başka doğaçlı yaratıkların girmesini engelliyor. Mesela bir kurt adam üzerine koşarken hoppa diye fuck off deyip balans açabiliyor. Neymiş? Kurt adam onun yanına yaklaşamıyor falan. İlginç bir şeyleri var Hunter'ın. Visionary geçmişe bakabiliyor mesela. Bakayım. Martyr'ın Demands diye bir özelliği var. Şimdi Demands'ı anlatırken bir tane oyuncumun bana yaptığı pisliği anlatacağım bir yandan. Yalnız oyuncunun yaptığı pislik. Oyuncunun yaptığı pislik abi. Şimdi bu Martyr'a sataşmamak gerekiyor dedim ya. Evet. Bu bunun birincil özelliklerinden bir tanesi. Örneklerinden bir tanesi. Şimdi Demands dediğimiz şey şu. Kendisine biraz hasar veriyor. Bashing damage veriyor kendisine. Hunter bunu yaparken. Ve bunu yaptıktan sonra kendi bütün zeal, yani zeal demiş, mercy kısmını şeyine ekliyor. Saldırı zarına ekliyor. Ve demin gösterdiğim gibi hani 19'luk bir pool o. Ve aynı zamanda bir edge olduğu için conviction'ını falan da ekleyebiliyor. Neyse bunlar sistem. Çok bunlar hep sistem. Hani kısaca çok zar atıyor. Evet. Avuçla zar atıyor. Ve benim güzelim boss'uma çok güzel şeyler yapmıştım. Ben Burak'la Demon Interactive oynatıyorduk. Yani Demon Hunter Interactive oynatıyorduk. Orada olması gereken şey şuydu. Bir tane büyük bir demon vardı şimdi fazla ayrıntıya girmeden. Bu demon'ı bu dünyaya bağlayan bir neydi? Şey vardı. Bir tane kupa tarzı bir şey vardı. Ne oldu şimdi. Ve Hunter'ların bu kupayı ve kupayı koruyan boss'u aynı anda yok etmesi gerekiyor. Ve bunu yapmak için benim oyuncum, kendisine buradan selam veriyorum izliyorsa tabi. Engin'i tanıyorsunuz belki. Yıldız Bayrak. Yaptığı şey şuydu. Aldı kupayı, demand bastı, kupayı vampire soktu. Apaa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 a
oldu ve boss'u indirmiş bulundular. Oğlum ama çok epik dövmüş ya. Evet, çok güzel bir sahneydi yani. Tasvir ederken çok eğlendim ya. Baya baya böyle... Hani şey... Ortada bir delik var, duman çıkıyor arkadan falan. Evet. Aynen öyle bir görüntü oldu. Ama duman şey böyle, sürtünmenin dumanı aslında. Ha şey sorusu vardı, kim sormuştu? Birisi sormuştu. Çağlar sormuştu, virtue'lar şey yapılabilir... Bir saniye. Ahmetcan Uğur demiş ki, Zeki Müren de bizi görebiliyor mu? Görebiliyor olması lazım. Heh. Ahmetcan, bunu gör. Yalnız ben gördüm ya. Önemli değil, Ahmetcan da görecek. Çağlar'ın sorusuna cevap vermek gerekirse... Evet, virtue'lar değişebiliyor mu? Virtue'lar değişebiliyor. Ama hani bir insanın alignment shift geçirmesi gibi bir şey. Bunun olması için gerçekten... nasıl desem? Hayatını değiştiren bir sebep olması lazım. Mesela atıyorum bir Avenger bir vampir öldürür ve sonra öğrenir ki o vampir aslında masum insanları koruyormuş. Ve o vampiri öldürdüğü için o insanlar ölüyor. Bunu fark eden Avenger birdenbire Avenger'lıktan kırıp
ne bileyim bir Defender'a, bir Judge'a dönüşebilir. Ya da belki bir Innocent'a dönüşebilir. Yani böyle şeyler mümkün. Ya da bir Innocent, güvendiği bir vampirin aslında onun kuyusunu kazındığını öğrenince aynı şekilde bir Avenger'a dönüşebilir. Vampirler arasında olan şeyler ama hani dediğim gibi hayatını etkileyen bir olay olması gerekiyor. Oy, bir saniye gözüm şey oldu. Hah neyse. Yani sonuçta Virtue'nun değişmesi bayağı harbiden yani adamın dünyaya bakışının değişmesiyle olabilecek bir şey ancak. Evet. Şimdi teknik olarak hani başka Virtue'ya puan verebiliyorsun. Ama Creed'ini değiştirmiyorsun. Hani başka Virtue'lara hani ya. Başka bakışlara sahip de olabiliyorsun. Evet. Tamam da ya mesela şu açıdan düşün mesela ne bileyim işte. Mage'sin diyelim ki. Mage üzerinden örnek verelim. İşte Correspondence değildi. Neydi? Space. Space değil mi yenideki? Yok eskideki Correspondence yenideki Space'dir. Mage'sin. Correspondence insanısın. Bayağı bildiğin mesela. 3 dot Correspondence'ın var başka bir şeyin yok. Evrene bakışın tamamen şeyle alakalı hani mesela. Uzay ve zamanın nasıl sikiştiğiyle alakalı. Ve mesela diyelim ki bir dot ne aldın? Bir dot zaman aldın. Ne oluyor? Senin evren algın değişiyor. Hani mesela ne bileyim. İşte fizikle ilgili bütün alakan F eşittir MA iken bir anda abi bir saniye ışığın hızı sabit. O zaman sonsuz akselerasyon yok. O zaman sistem lineer değil. Ha siktir lan! Olmak gibi böyle. Hani. Mage'in ki bayağı hani Awakening üzerine olduğu için hassiktir lanlar bol. Ya da ne bileyim, yok ama işte onu diyorum hani Hunter'da da bayağı bir hassiktir lan dönüyor sonuçta. Evet, Creed değiştirirken bayağı bir hassiktir lan dönmesi gerekiyor. Ya çünkü şey, ya mesela aslında aynısı şeyde de vardı ya, Changeling'de de vardı. Orada da bayağı bir hassiktir lanlı mevzu dönüyor. Bunlar hep mentaliteyle alakalı. Changeling demişken bir tane oyun geldi aklıma. Emre ile Wizards of İstanbul'lardan bir tanesinde bir Hunter Changeling interaktif oynatıyorduk. Evet. Ve şey Hunter'lar Dreaming'e götürdü şeyler, kediler. Emre'nin masasındaki. Bir tane böyle içinde şu ana dek yazılmış olan bütün kitaplar olan bir kütüphaneye girdiler. Ve orada kütüphanecilerden bir tanesi ya kütüphanecilerden birine bir tane soru sorma hakları vardı. Hani sordukları soruyla sorunun cevabını bulunduran bir kitap vereceklerdi. Verecekti kütüphaneci onlara. Sordukları soru şuydu. Biz neyiz diye sordular. Ben de onların önüne Hunter Core'u koydum. Çok eğlenceli lan. Tamam. Tamam. Şimdi bir saate yaklaşıyoruz. Ufaktan kesmeye başlayalım. Tamam. Şey yap. Sen böyle çok önemli demek istediğin bir şey var mı insanlara Hunter'la ilgili? Ya genel olarak Hunter'la ilgili. Hunter'ı ya en azından şeyi kırmayı çok istiyorum. Şeyden hiç bahsetmedik. HunterNet'ten hiç bahsetmedik. Ha mesela HunterNet'ten bahsedelim biraz. Facebook'taki adım da HunterNet diye kaldı zaten. Değil mi? Şimdi HunterNet, Hunter'ların bir oluşumu, yani oluşum diyebileceğimiz en yakın şey. 99 yılından daha önce Hunter'ların olmamasıyla beraber zaten bir organizasyonları yok. O değil de niye 99? Kıyametle mi alakalı? 99'da Abyss'te çatlamalar meydana geliyor. Abyss'te ya kıyametle alakalı dolayı. İşte tamam. Ya evet ya aşağı yukarı öyle. Ya dünyanın sonu geldi işte arkadaş. Dünyanın sonu geldi. Dünyanın sonunu iyi bir yöne götürecek adamlar lazım. Hadi bunları evet. Hunter yapalım. Ki şey yaparsan hani artık herkesin World of Darkness'ta dönenin aslında dünyanın sonu olduğunu bildiğini hani kabullenirsen hayat senin için çok daha güzel oluyor açıkçası. Özellikle kaltlı ve çizicilere. Ya abi hani geliyor nasıl? Ha yani şey gibi düşün. Nasıl desem hani
Hani ben de biliyorum, sen de biliyorsun. Hani adam da biliyor. İnternette her yerde yazıyor. Hani spoilerlığının üzerinden 6 yıl geçmiş. Ne gerek var yani? Ya şeyde en azından 20. çıkan 20. yıllarda o kısmı tamamen retconlayacaklarını duydum. Abi zaten en başta öyle bir kısım olması çok saçmaydı ya. Hani Ya işte. şeyi sevmiyorum ben. Ne bileyim. Hani abi işte biz aslında burayı burada bitirecektik de ticari kaygılardan ötürü 5 kitap daha çıkardık falan oluyor ondan sonra. Yani çünkü ben Ya biliyorum Final o Judgment konulan serisi o deadline'a kadar uyulmayacak şey değil. yani. Keyifli değil ama hani Hunter'ları sırf buna bağlamak zorunda da değildi bir Game Master. Hani Hunter'ları birden fazla şeye de bağlıyordu. Ya tamam hani kural setini alıp alakasız kendi uydurduğun setting'de de oynatabilirsin sonuçta. Yani. Hani o gehenna kafasını yaşamak zorunda değilsin. Ama Yok, kesinlikle durumunda değil. Ya hani Hunter'ların ha bak kendileri... mesela o konuda konuşabiliriz. İnsanlar çünkü onu çok şey yapıyorlar hani. Mesela adam diyor ki abi World of Darkness şeysiz oynanır mı? Meta plotsuz oynanır mı? Ulan bal gibi de oynanır. Hani Dungeons and Dragons'un meta plotu vardı da bana mı söylemediniz? Meta plot dediği Dungeons and Dragons'da şey yani sadece yeni edition çıktığında insanlara reklam yapmak için ilerliyor hani. Gibi, evet. Ya World of Darkness'ın meta plotu da hani ya özellikle Hunter oynuyorsan meta plottan o kadar uzaksın ki. Çünkü hani zaten hani yan mahalledeki vampiri öldürmekle ilgilisin. Hani bana ne amına koyayım Los Angeles'ta Abi hangi yelek ne bokluyor. dünyada haberin yok ki. Dünyadan hiçbir haberin yok. Hiçbir Hani. haberin yok yani. Hani Camarilla gibi organizasyonun yok. İşte ne bileyim hani sana dünyada neler olduğunu anlatacak bir şeyin yok. Hani dediğim gibi bir Hunter Net var. Hunter Net'te hani Senin gibi cahiller var açıkçası. evet aynen öyle. Ve Hunter Net'teki cahillerin kafası tamamen şey. Mesela hani beni geçen gün bir kurt adam ısırdı. Acaba bir kurt adama dönüşecek miyim gibi sorular falan soruyorlar birbirlerine. Abi daha iyisini düşünsene. Bugün Tanrı benle konuştu. Ya da ne bileyim. Şey böyle. O kadar Abi kafası kırık olan Hunter'lar var. Hunter Net'in postlarının bir kısmı gerçekten de öyle. oğlum şeyi hatırlıyor musun? Supernatural'ın bir bölümünde şey vardı. Uzaylı Spoiler kaçırmaları oluyordu. Evet. Bir teyze uzaylıların peri olduğunu iddia ediyordu. Aa, Hani eğlenceli. bunlar aslında peri görüntüsü insanlar bilmiyorlar. Hani o kafa direkt ya şey böyle. Abi Evet. başıma çok çılgın bir olay geldi uzaylılar. Oğlum manyak mısın? Hunter'ın burası uzaylı yok burada. Ne? Olsun uzaylılar falan. Güçlerin uzaylılardan geldiğine inananlar da var. Olmaz mı? Amerika Öyle orası. hunter'lar da var yani. Ama bak Uzaylılardan mesela ya götüme soktukları probdan sesler duyuyorum, ellerimden elektrikler atabiliyorum bu sebepten dolayı diyen hunter'lar var yani. ama işte bak mesela bu Türkiye'de olmaz. Evet, Türkiye'de onun Türkiye'de kültürü olmaz yok belki. çünkü. Türkiye'de şey olur. İşte Yedi Uyuyanlar Mağarası'na gittim orada bir ses duydum. Ha, fonda şey müziği. Dı Türk hunter'ları eğlenceli ya. Hani tamamen Orta Doğu hunter'larını anlatan bir kitap da var. Hani kendilerine Aa İsfahan iyiymiş onu hunter'ları. bilmiyordum. Hı. Şeyden sonra Şey. bana atsana. Programdan sonra bana atsana. Atayım. Holy War isminde bir kitap eğer merak eden. Ha değil mi? İlle de kutsal savaş olmak zorunda. Ya işte. Bağırmanız ya biz. Tövbe Evet. estağfurullah. Oğlum Ama o beyaz güzel bir adamı kitap. bilsen. Mesela hani şeylerden falan bahsediyor. Orta Doğu kafasında olan insanların Hunter'la işte Messenger'lara nasıl baktığını falan bayağı güzel anlatıyor yani. Hani bazı eksikleri var kitabın ama güzel bir guide diyebilirim. Tamam. Şimdi ne diyordu? Hunter Net diyor. Şimdi Hunter Net'in yani çoğu oyuncunun bir illüzyonu var. Hunter Net'in quest board olduğuna dair. Hunter Net bir quest board değil. Lütfen. Değil Hunter Net'e mi? insanlar çıkıp abi şurada vampir var onu öldürün demez. Hunter Net tamamen bilgi paylaşımı alır. Bir soru geldi galiba. İnceleyelim. Evet, soru gelmiş. Bir saniye.
Ekin Ergün diyor ki, Aslan bir Hunter Storyteller olarak Supernatural'a nasıl bakıyor? Güzel soru. Supernatural, ya son 1-2 sezon dışında favori dizilerimden bir tanesi. Ve çok güzel bir Hunter source'u. Mesela oradan ben size direkt birkaç tane Creed söyleyebilirim. Creed örneği çok güzel verebilirim. Mesela Dean Winchester bir Defender. Adamın bütün olayı kardeşini korumak üzerine ya da başka insanları korumak üzerine. Bütün şeyi, psikolojisi bir Defender Creed'ine tamamen oturuyor. Ve zeal olduğu da çok bariz. Hani bazen yani bütün psikolojisi tamamen alt üzerine. Şey ise Sam Winchester ise bazen Innocent, bazen Redeemer, daha çok Redeemer Creed'ine çok güzel bir örnek. Birden fazla bölümde yaratıkları, karşılaştıkları yaratıkların hani o yoldan çevrilebileceğine inanıyor. Oğlum sevişiyor lan yaratıklarla. Yani mesela hani en çok yaratıkla sevişiyor. Hatta tek yaratıkla sevişiyor. Kaç tane? Bir sürü yaratıkla sevişiyor. Oğlum baya 5-6 yaratıkla sevişti ya. Evet, baya yaratıkla sevişiyor yani. Hani hepsini denemeye çalışıyormuş gibi. Neyse. Harbi oğlum. Achievement kasıyor lan adam mesela. Achievement listesi. Evet, eğlenceli. He, şey böyle kurt adam, vampir, iblis, ancient god falan böyle. Bobby evvelki sezonlarda Visionary görevini çok güzel üstleniyor. Bacaklarını kaybettiği sezonlarda tam bir Hermit şeyini üstleniyor. Ama Hermit olarak çok daha güzel bir örnek var o Supernatural'ın. Daha sonraki sezonlarda Bobby'nin yerine gelen böyle bilgisayarlardan falan sapıtan bir herif var ya. Ha evet şey, Tinfoil Hat amcadım. adını hatırlayamadım karakter. Ben de unuttum. İşte karavanda falan yaşıyor. Evet. O bayağı şeydi böyle. O adam paranoya şey tabii. Ha, o adam tam bir Hermit. Hani Hermit nasıl oynanır diyorsanız bu adam Hermit. Tam mükemmel bir örnek. Bakayım başka ne gibi örnekler çıkabilir oradan. Mesela işte Sam Ledin'in babası bir Avenger. Mesela Avenger'ın has örneği. Hani karısı evet, olandan sonra. Karısını bulmuşlar tabii. Çocuklarını bile avcı olarak yetiştiriyor adam yani o kadar az ya başka bir şey düşünemiyor. Karısının intikamını almak dışında başka bir şey düşünemiyor adam yani o derece. Güzel bir Avenger örneği yani. Bu dizide başka göze batan hangi avcılar abi? Bir tane zenci vardı böyle psikopat. Hatta evet sonra, o baya kaotik idiottu. Evet sonra vampire çevrildi falan bir ara. Evet. O da tam bir Wayward mesela. Vampire çevrilene kadar dedi. Evet, Supernatural'a genel bakışım Hunter oynamak ya da oynatmak isteyenler için güzel bir kaynak olabilir. O zaman ben Supernatural'da şöyle diyeyim. Abi son ikisi... Abi bak. Hani o postmodern Hristiyan mitolojisi 3 sezon Supernatural'ı kaldıracak kadar geniş değil. Evet. Hani o ilk girdikleri sezonda onu kapatıp bırakmaları gerekiyordu. Ondan sonra yok Leviathanlar, yok Purgatory, yok Yarrak, yok Kürek. Ulan Purgatory kaynakta bir satırla geçiyor lan, bir satır. Leviathan desen bir tane olması gereken bir hayvan böyle yeni ırk geldi böyle. Merhaba biz Leviathanlarız diye. Ve ya, çok Borax'la yanıyorlar. Niye Borax'la yanıyorlar? Manyak mısın? Öyle kimya mı olur? Hani şey böyle. Ya abi, benim için Supernatural şimdi izlememişler için spoiler olmasın da hani. Neyse, Ekin Ergün'ün sorusunu yanıtladık deyip yolluyoruz. Yanıtladık evet. Yolladık. O, tamamen o Leviathan oyları girmeden önce bitmeliydi o dizi ya. Abi bak şöyle. Hani Dean Winchester cehenneme inmişti ya. Aha. Cehennemden döndüğünde dizi bok yoluna girdi. Ya ben o kısmı o kadar az yani şey o kısım fena değildi bence. Ya şeyi güzel toparlamışlardı. Hani şey kısmını. Lucifer falan kısmını güzel toparlamışlardı bence de. Ondan sonra tamamen sıçtılar yani. Ya Leviathan tamam filan işte yok bilmem ne o sürü yani.
Ya şöyle diyeyim. Bobby'nin hayaletinin huzura Ya. kavuşmasından sonra falan. Ya ne oluyor abi orada ya? Hani Ya. ki o noktadan sonra izlemeyi bıraktım zaten. Devam etmiyorum artık. Ben de izlemiyorum, bayağı izlemiyorum ya. Yani. Abi neyse, şöyle diyeyim. Müsaade vereceksen kapatayım. Saat 1 saat oldu çünkü. Tamam. Soru soranlara teşekkür ediyoruz. Sana teşekkür Ben de ediyoruz. teşekkür ediyorum. Eklemek istediğin bir şey var mı son? Vallahi arkadaşlar dikkatli olun. Hava giden avlanıyor. Vaa. O zaman sana şunu sorayım. Kendinden başka Hunter oynatan kimleri biliyorsun? Benden başka T-Wolf Hunter oynatan Mert diye bir arkadaşım var bizim kulübünden. Onun dışında Hunter oynatan çok az kişi var. Oynatın lan, ben de oynamak istiyorum. Soru geldi. Gelsin. Soru gelmedi. Valla tamam, Ha, soru şimdi sor. geldi. Şimdi geldi. Şimdi geldi. Bir saniye. Salih Buğra Algan demiş ki, yetişkin bir hunter ne kadar sürede ne kadar peri avlar? Üzgün smiley face. Şimdi hunterların perilerle olan tek ilişkisi, ya daha doğrusu sadece ittikleri ilişkileri oluyor. O da troller ve şeyler, red capler. Onlara da şey, red capler de zaten goblin diyorlar, çok eğlenceli bir şekilde. Zira diğer periler yani insan öldürmedikleri için hunterların hiç dikkatini çekmiyor. Ya troller de gerçi insan öldürmek zorunda değil de yıkım yaratıkları için ve dikkat çektikleri için hunterların dikkatini çekiyorlar. Ne kadar sürede öldürürler? Valla ona bir cevap veremeyeceğim. Bayağı hunterdan hunter'a göre değişiyor ama bol bol karşılaştıkları ve savaştıkları oluyor. Ya hunter'ın şey yanı o zaten. Güzel yanı o zaten. Hani şey oynaman gerekiyor. Nasıl desem? Neyse, Salih'in cevabını yolladık. Sen devam et. Hunter'ı şey oynaman gerekiyor. Nokta atışıyla vurmak şeklinde oynaman gerekiyor. Hani olaya gireceksin, yarası öldüreceksin, ondan sonra oradan çıkacaksın. Hani bir hatada sıçıyorsun. Çünkü dediğim gibi hani bir mermide ölüyorsun. Ama Hunter'ın güçleri gerçekten çok kuvvetli. Yani mesela demin Engin'in olayını anlattığımda hani işte şeyi soktu, parçaladı falan. Hunter'ların kuvvetleri, yani güçleri gerçekten çok kuvvetli. Hani birkaç çok az savunma kuvvetleri var, güçleri var. Ama bunların zaten olayı şey, yani olayı savunmak. Evladım, oynatma bilgisayarı. Çatır çutur ses geliyor. Pardon. Şey, yani Defender'lar dışında neredeyse Hunter'ların hiçbiri savunma üzerine kurulu olmadığından dolayı ölüyorlar. Oğlum, Eğer dikkatli olmazlarsa. Barbar Conan kafası işte ya. Karşıdaki sana vurmadan önce öyle vur ki ölsün. Aynen. Yani. Karşıdaki senin daha varlığına bak. Mesela 99'da ortaya çıkmalarının avantajı da o zaten. Diğer doğaçlar hani bir hunter gördüğü zaman nasıl tepki vereceklerini bilmiyorlar. Çünkü daha önce hiç görmemişler böyle bir şey. Bu yüzden hunter'ın en büyük avantajlarından bir tanesi daha yeni olmalı. O zaman sana bir de şunu sorayım. Eski Hunter mı, yeni Hunter mı? Güzel soru. Ben ikisini de çok seviyorum. Ve aralarında seçkin yapım. Ya farklı setting, çok farklılar. Mesela hani yeni Hunter işte Supernatural gibi ya tamamen mortalsın. Hani her şeyin sınırlı. Çok daha ya kaybeden bir savaş oynadığın o kadar belli ki şeyde yeni Hunter'da. Ve orada o psikolojiye girmek biraz daha kolay bence. Ya çünkü özel güçlerin yok. Yani şimdi özel güçleri olan hunter'lar da var tabii Envoy Hunter'da Tabi. Götüne da. başına parça takan hunter'lar var. Ya Bilmem mesela hani nesi yapan hunter'lar var. yarı İşte yüzlük olan Headbinding hunter'lar yapan var hunter var. sanırım. Tabi tabi. Yani. Abi sen Ekin'den soru geldi. Diyor ki, hemen seçelim. Ekin Ergün diyor ki, Hunter'a uygun önerebileceği oyun, parantez içinde video game var mı? Soru işareti. Bunu da geçen gün konuştuk. Half-Life. Half-Life bir Hunter oyunu. Tamamen bir Hunter oyunu. Gordon Freeman bir Avenger. Avenger'ların Cleave denen bir özellikleri var.
bir tane melee weapon'ı melee weapon olmak zorunda değil. Hani şu kitabı bile bir melee weapon olarak kullanabiliyor Avenger'lar. Ve Cleave dedikleri bu gücü kullanarak şu kitabın normalde vuracağı damage'den artı 2 letal daha fazla. Bir de letal vuruyor yani. Daha fazla vurmasını sağlıyor. Ve hani Gordon Freeman'ın Levia ile yarattığı nasıl desem yıkımı göz önünde bulundursak bir Avenger olma olasılığı gerçekten de çok yüksek. Ve karşısında şeyler var. Karşısında bayağı changelingler var lan. Gibi. Hatta evet, changelinglerin daha doğrusu periler var. Changelingler yok da periler var. Periler var. Periler daha uygun. Tamam. O zaman Ekin'in sorusunu yolluyorum. Tamam. Hatta şöyle düşündüm. Mesela şey denebilir. Hani neydi onun adı? Mesela Lovecraft'in bütün karakterleri aslında Mortal Hunter'lar. Evet. Hani adam elinde bir tane altı patlar var, şeye doğru gidiyor işte. Eldritch Abomination yuvasına giriyor falan böyle. Ve daima ölüyorlar. Kısaca bok yoluna gidiyor. Evet. Ya da ne bileyim işte adam dururken bir anda The Great Race of Yeet'ten birisi adamın aklını alıyor böyle. Literally aklını alıyor. Kendi adamlarından birininkini koyuyor, bizim medeniyetimizi inceliyor falan böyle. Ah, ah. Ya başka oyun örneği vermek gerekirse yani hani neredeyse içinde yaratık olan bütün shooterları Hunter olarak düşünebilirsin. Ama hani Hunter'ın onu da söylemek gerek. Yani Hunter tamamen combat oyunu değil. Hani yaratık öldürüyorum oyunu değil. Hunter çok ağır psikolojik bir oyun aynı zamanda. Çünkü hani bir yandan normal bir insan olarak hayatını sürdürmeye devam etmeye çalışmak zorundasın. Hani ne bileyim vergilerini ödemek zorundasın en basitinden. Hani sen gidiyorsun mermi falan satın alıyorsun, polisle uğraşmak zorundasın. İşte komşun sana gelip abi ben dün senin hani alt kattan çığlıklar duydum ne alaka falan gibi sorular sorduğu zaman mantıklı cevap vermek zorundasın. Hani Hunter açısından çok eğlenceli bir oyun. Hani tamamen yok etme üzerine değil. Aynı zamanda dedektiflik öğeleri de çok fazla Hunter'ın. Sonuçta hani önce avladığın şeyi bulman gerekiyor. Doğru. Nerede doğru. Bu, nasıl avlanıyor? Hani kitaplarda tasvir edilen avlar genellikle hani bir yaratığı bulduktan sonra 3-4 ya da 5 hafta inceliyorlar yaratığı. Hani ne yapıyor bu yaratık? Nerelere gidiyor? Hani besleniyor mu ki? Nereden besleniyor? Nerede besleniyor? Ne yapıyor? Evi nerede? Koruması var mı? Nasıl güçleri var? Bir beş hafta yaklaşık izliyorlar yaratığı. Ondan sonra bir şey yapacaklarsa yapıyorlar. Anlıyorum. Başka da dur bir saniye. Yayını kapamadan önce Salih girmek istiyor. Gel. Bir soru daha geldi. Soru gelmiş bakalım. Ahmetcan Uğur diyor ki Witcher iyi bir örnek olabilir Hunter için oyun örneğine. Evet, Witcher, Hunter'a bayağı uygun bir örnek. Hani zira orta, yani her bir setting'in Dark Ages versiyonu olduğu gibi Hunter'ın da bir Dark Ages versiyonu var. Inquisitor dediğimiz bir setting. Bayağı da güzel bir setting. Hani oynamak gerçekten çok keyifli. Ben en azından oynama fırsatım olmasa da oynasma fırsatım oldu. Bayağı da eğlendikçe oyunda. Witcher, Inquisitor gibi değerlendirilebilir. En azından orta çağ havası açısından. Hunter yok. Şeye dönmek gerekirse, Emerald Hunter mı, Sea World Hunter mı? İkisinin tadı farklı yani.
şey yapamam. Ya o ya da o diyemem. Çok farklı. O değil de şey çok eğlenceli olmaz mıydı? Dark Ages Hunter'ı. Ha bu arada dur. Can'ın cevabını yollayalım. Dark Ages Hunter'ı abi. Adamlar cadı avlarken bir yandan kendileri cadı olarak avlanmama peşinde insanlar tarafından. Tabii ki de çünkü onların çok güçleri eğlenceli olmaz mı? Tanrı'dan geliyor. Onların garip güçleri Tanrı'dan geliyor. Niye şey olsunlar ki? Niye cadı ya olarak? Tamam tamam da işte şöyle düşün. Hani bak mesela adamın götünden başından ışık çıkıyor. Bir tane ergen hatun bunlar cadı diye bağırsa hepsini yakarlar. Arkasında kocaman bir kilise organizasyonu olduğu için... Tamam da işte arkasında kocaman kilise organizasyonu var mı? Olmak zorunda değil. Yok şey Dark Ages Hunter işte Dark Ages'in Hunter'ı olan Inquisitor. Mesela var mı böyle evet. Bir şey? Bilmiyorum Dark Ages, lan. Ya şey hatta bu Vampir'de geçen şey adını unuttum örgü. Yani Society of Leopold. Society of Leopold bu Inquisition'un böyle şey geriye kalmış hali ve çok 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 azalmış hali. Normalde o şey bu Dark Ages'de olan Inquisition eğitilerek hani imbiyo olarak değil eğitilerek bu güçlere sahip oluyor. Ve hani bir tane kilisede yani merkez kilisede bunlardan 200-300 tane falan buluyor. Ve bu adamlar hani 200-300 tane hunter bir kilisede beraber yani. Ve yaptıkları özellikler günümüz günümüzde olan hunterlardan kat ve kat daha güçlü. Çünkü o dönemki insanların birazcık inancı buna müsaade ediyor. Birazcık da başka şeyler var tabii, etkenler var tabii. Değil mi? Eski zaman daha büyülüydü. Her zaman eski zaman daha büyülüydü. Daha bir sihirli böyle. Messenger'lar güç verirken daha bol. Tamam. Salih'i beklemeyi bıraktık çünkü harbiden olmuyor yani. Salih biz seni seviyoruz ama Google Plus senden nefret ediyor. Hani bize gelmeden önce evet bize gelmeden önce Google Plus'la problemini hallet. Efendim sana yeniden teşekkür ediyorum. Soru soranların soruları için teşekkür ediyoruz. Hunter oynatmaya devam et. İnşallah oynamaya da nasip olur bir gün. İnşallah inşallah. Broadcast'i kapatıyorum. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Gençlere de el sallıyorum. Mesajımızı tekrarlıyoruz. Gençler çeşitli oyun oynayın. Tek bir oyuna takılmayın lütfen. Hani. Ondan sonra öküz FRP'ci oluyorsunuz. Sonra dinozorlaşıp saçma saçma konuşuyorsunuz. Ayıp oluyor yani. Değil mi? End broadcast. End broadcast. Bir saniye.